peki yetimhane dönemine gidersek mesela bir rahibeden bahsediyorsun orada. Hı hı. Mesela seni orada nasıl eğittiler demeyeyim de mesela dine karşı bakış açın orada herhangi bir şey empoze ettiler mi? Yani orada zoraki bir şey yoktu. Bizi rahibeler büyüttü. Dolayısıyla zaman zaman kiliseye gidiyorduk ve mesela sırayla mesela yemek almaya gidiyorduk. Rahibelerin hazırladığı yemekleri işte böyle karavana şeklinde ve kiliseden geçiyorduk vesaire. Kilisede flüt çalmışlığım da var. Ve benim ilk öğrendiğim din Hristiyanlık doğal olarak ve ilk tanıdığım peygamber Hazreti İsa ve daha hala çok severim. Yani kalbimdedir. Bu tamamen sevgiyle alakalı bir şey. Çocuklar bir şeyi ya sever ya sevmez. Evet. Ben de o vakitler çocuktum. Ama hiç böyle zoraki bir şey yok. Kiliseye gitmek istemediğin zaman gitmezsin. Gitmek istersin, gidersin. Herhangi bir şeye zorlamıyorlardı yani. Söz konusu bile değil. Peki şimdi dedin ya 17 yaşında her şeye karar verdim diye. Çok genç bir yaş ve senin daha önceki işte o popstar döneminden de seni tanıyoruz zaten. Tanıyorum yani daha önce tabii de ki şey yapmıştık seninle. Ve çok yıl geçti yani 17'den bu yaşına kadar geçen yıllar içerisinde. Tabii ki de muhakkak ki bir takım zorluklarda yaşadın, mutluluklarda yaşadın, sevinçlerde yaşadın, hüzünlerde yaşadın hepsi bir arada. Fakat benim senden anladığım hayatı bayağı bir sorgulamışsın ve böyle enerjilerle falan uğraştın mı? Yani aslında ona herhangi bir şeyle aslında hiç uğraşmadım. Sadece yaşadım. Yani mesela ben algılamayı severim. Enerjiyi, insanları. İnsanlarla yüz yüze geldiğim zaman onların enerjilerini algılarım, görürüm. Bir şey mi? Hissiyat, duru görü. Hissiyatla alakalı. Çünkü mesela ben çocukluğumda, yani en küçük çocukluğumdan itibaren hep okumak istemişimdir, okula gitmek istemişimdir, gidememişimdir. Böylelikle bir şeyleri öğrenme refleksi oluşmuştur bende ve gördüğüm her şeyden bir şeyler öğrenmeye gayret etmişimdir. Refleks olarak fakat hani. Dolayısıyla bu süreç içerisinde herhangi bir canlıyla karşılaştığım zaman insan, normal bir standart bir insan olarak algılayabildiğim kadarını algılayıp onun ötesine geçmeye çalışmışım. O kadar çok insan çünkü hayatın boyunca tanıdın ki gerek işte yetimhanede, işte başka evlatlık verildiğinde, sokakta yaşadığında, evet, ondan sonra bu hayatın içerisine girdiğinde. Onun için de insan otomatikman bu kadar çok değişik insan tanıyınca, evet, algıları da yükseliyor zaten. Kesinlikle. Var olma sebebini ne zaman sorgulamaya başladın? Ben işte 17 yaşındayken yine bir İstanbul sokağında ev yok, bark yok, gidecek hiçbir yer yok, hiç kimse yok. Rota yok, ülkemle alakalı herhangi bir bilgim, fikrim yok. Çünkü 11 yaşımda gelmişim, Türkçe'yi sonradan öğrenmişim vesaire. Dolayısıyla kendimi bildiğim bileli zaten şarkı söylüyorum. O senin için bir nevi terapi galiba değil mi? Bütün bu yaşanmışlık. Terapi ve yaşam sebebi. Sonra dedim hani ben hani ne için varım? 17 yaşında. Evet. Ya çünkü wow, artık tabii ki var olma sebebim ne? Ben niye yaşıyorum yani? Artık o kadar çaresiz, o kadar hani yokluğun en derin halindeyim. Ben niye vardım ya diye böyle kendimi sorguladım. Ben şarkı söylemek, o zaman benim tutunacağım tek şey şarkı söylemek. Bu yolda bir şeyler başarmak, şarkıcı olmak gibi hep bir hayalim vardı zaten. Unutmuşum kendimi yani çünkü öyle ki yani işte uyumaya bir yer arıyorsunuz, işte karnınızı doyuramıyorsunuz vesaire vesaire bir sürü sorunlar. Bu geçmişte yaşanmış, tecrübe ettiğim bir şey. Orada karar verdim ve tamam dedim artık sigarayı bırakmalıyım. Çünkü sesime zarar. Çünkü sesime zarar. Madem benim sadece sesim var ve müziğim var, o zaman ben kendime ihanet ediyorum o zaman ben sigara içerek. Wow, tabii, 17 yaşında. Helal vallahi. Tabii, öyle bir karar verdim ve odur budur bir daha sigara içmiyorum. Arada bir böyle piro. O da hani öyle şey olsun, diye, şey olsun diye ama hani ayda yılda bir ya içerim ya içmem.